Müdürlüğü kime bağlı? Valiliğe. Peki araştır bakalım, Dernekler Müdürlüğü mü daha çok alkol ruhsatı vermiş, belediye mi? Biz belediye meclisi olarak belediye başkanından soruyoruz. Sayın Başkan, Bolu turizm şehri olacak demiştiniz. 82 bin metrekare park yapacaktınız, panoramik bir park olacaktı. 5 yılın sonunda demiştiniz. Önümüzdeki yaz yaptınız. Yoksa Köroğlu Parkı da havada kalacak. Havada derken bir de buraya uzay müzesinin en iyisini yapacaktınız. Yeşil alanlar, amfiteyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları olacaktı. Kaynağını bulduğunuz huzur evini de buraya yapacaktınız. Bir de panoramik manzaralı sonsuzluk havuzu olacaktı. Buradaki performansınızı da şaşkınlıkla takip ediyoruz. Belediyeye ait 6500 metrekarelik alana geleneksel ve modern mimaride bir yapı inşa edecektiniz. Organik ürün deyince büyük şehirde yaşayan insanların içi titriyor demiştiniz. Maalesef bizim de organik ürün pazarı inşaatının yanından geçerken içimiz titriyor. Bu durumun çözüme kavuşup ve inşaatın bir an önce devam etmesini temenni ediyoruz. Bolu'nun meşhur yayık ayranını bir an önce bütün misafirlere birlikte içirelim. Bu konudaki performansınızı da endişeyle izliyoruz. Eski itfaiye yıktınız. Yerine kültür sanat sokağı, eğlence mekanları, engelsiz yaşam merkezi, sanat merkezi, açık sergi alanı, amfiteyatro yapacaktınız. Evet, itfaiye binasını yıktınız. Sıra yapmaya geldi. Bu konudaki performansınızı da heyecanla bekliyoruz. Neyi yapmaya geldi? Yeni itfaiye binası yapıldı, açıldı. Haberin yok. Bahçıvansın, biberin yok, hiçbir şeyden haberin yok. Yani. Tekrarlayayım. Eski itfaiyeyi yıktınız, tekrarlıyorum anlamayanlar için. Yerine kültür sokağı, eğlence mekanları, engelsiz yaşam atma. Merkezi, uyarıyorum. Sanat merkezi, açık sergi alanı, amfiteyatro yapacaktınız. Evet, itfaiye binasını yıktınız, sıraya bunları yapmaya geldi. Yani yeri herhalde boş kalacak değil anlamayanlara. Kızılay Hamamı'nın yanındaki alanda kadınlarımız el işleri üretip satacaktı. Seyir terasları ve etkinlik alanları, yürüyüş parkuru, çocuk bakım odası, tuvalet, macera parkurumuzu da burada yapacaktınız. Otopark yaptığınız mahallelere bunu uygulayacağınızı söylemiştiniz. Bu konsept projenizi hangi mahallelere uyguladınız? Bu konudaki performansınızı da takip ediyoruz. Sayın Başkan, iş başına gelmeden önce İzzet Baysal Caddesi'nden memnun olan kaç kişi var demiştiniz? Vatandaş caddenin beton olmasından şikayetçi, yeşil alan talebi var demiştiniz. Oturma yerlerindeki su havuzlarının içini toprakla doldurdunuz. Sanırım vatandaş sizden havuzları iptal edin, yerine toprak koyun dememiştir. İzzet Baysal Caddesi'ne sağlam taşları söküp gazlı beton görünümündeki olan içine suyu çeken ve mukavemeti çok daha az olan kırılgan taşlar koydunuz. Siz caddede inşaata başlamadan önceki sağlam taşların sayısı sizin inşaatı bitirdikten sonraki taşlardan daha fazladır. İnanmasını sayın. Yapım ekibiniz arkasından tamir ekibinizi hiç ayırmıyorsunuz. Birçok kişi caddeden geçerken şahit olmuştur. Ustalar spiral taş keserken izliyoruz. Eski taşı 10 dakikada zor kesiyorlar. Yeni taşlar ise taşıma esnasında kırılıyor. Şikayetimiz aslında neydi? Eski taşların arasındaki ve altındaki dolguların zamanla aşındığından içi su ile doluyordu. Taşlara bastığımız zaman üzerimiz ıslanıyordu. Bir el arabası ile bir işçinin bir haftada yapacağı tadilat ve tamirat işi için 21 milyon 771 bin TL vererek şu anki hale getirdiniz. Bu fiyata değiştirilen aydınlatma direkleri hariçtir. Ayrıca bu parayla mevcut 3 havuzun deplase işlemi yapılmıştır. Yani su havuzları iptal edilip içine toprak doldurulmuştur. Bir de yeni yapılan taşların arası normal ve renkli çimento şerbetiyle doldurması gerekiyordu. Ama gördüğümüz kadarıyla üzerlerine kürekle kum atarak dolgular yapıldı. Caddenin boyaması için 3 milimetre kalınlığında 4 kat akrilik boya yapılması gerekiyordu. Maalesef 4 kat boya yapıldığına şahit olamadık. Hatta boyalar şimdiden kalkmış durumda. Ama ikinci kata başladılar. Tamirat şu anda başladı. 4. katta bitmiş olur sanırım. Performans programına baktığımızda D100 karayolu ve alt geçitleri projesinde karayolları yapacak diye rafa kaldırmışsınız. Yani topu taça atmışsınız. Yeraltı ve yerüstü otoparklar yapacaktınız. Siz göreve geldikten sonra otopark sayısı 3'ten 2'ye düştü. Yolları daralttınız. Yol kenarına önceden de park yapılıyordu, şimdi de park yapılıyor. Aradaki park, önceden 45 derece açı ile tek manevrada araçlar
park ediyor ve tek manevrada parktan çıkıyordu. Şimdi ise paralel park yapmak zorunda kalan araç sahipleri en az 2-3 manevrada park yapabiliyorlar. Ve bu arada... Toparlayalım mı? Az kaldı başkan. Ve bu arada trafik sıkışıklığı oluyor. Park yapmayı da zorlaştırarak park sayısını da azalttınız. Bu mudur yeni ulaşım anlayışınız? Ayrıca valinin arkasına da otopark yapacaktınız. Bir de turizm danışma bürosu yapacaktınız. Siz de kestirme yoldan Aktaş'taki yeşil konağın tabelasını değiştirmek suretiyle turizm ofisi yapmış oldunuz. Size tavsiyem, eğer caddeye ve meydana yakın bir yere turizm ofisi açmamaya kararlıysanız, caddeye yönlendirme levhası asın. Turizm ofisindeki bilgi almak isteyenler Aktaş Mahallesi'ndeki turizm ofisimizden yararlanabilir şeklinde turistleri daha fazla yormayın. Karadere suları musluklarımıza geldiği zaman Gölköy'de kano yarışları yapacaktık. Bir kano sevdalısı olarak ben de verdiğiniz sözün takipçisi olacağım. Mahallelere haftada bir gün avukat gelecek ve avukatlar vatandaşlara ücretsiz hukuk danışmanlığı yapacaktı. Vatandaşlarımız bir açıklama bekliyor bu konuda da. Karla gerçek mücadele başlayacak, bunu sağlayacağız demiştiniz. Kaldırımlar artık buz tutmayacak, insanlarımız sakatlanmayacak, kar topu oynamaya çıkacağız. Kar keyiftir demiştiniz. İnşallah geçen seneki gibi olmaz. Zira birçok vatandaşımız evlerinde mahsur kaldı. Her mahalleye konak yapacaktınız, aqua park yapacaktınız. Pazarlarımız çok soğuk, kışın vatandaş ile esnafın üşümesin demiştiniz. Kaç tane kapalı yaptınız? Naci Bey boş yaptınız. Ver, polemiğe girme, ben gerekli cevapları vereceğim. Mahalleleri kaç tane pazar yeri yaptınız kapalı? Çünkü kapalı pazar yeri sözünüzde var. Türkiye'nin en ucuz suyunu içecektik 5 yılın sonunda. 5 yılın sonunda. Evet, evet aynen. Nasrettin Hoca'nın fıkrası aklıma geldi. Herkes bilir. Eşek açlıktan bir deri bir kemik kalmış. Hoca yattığı yerden kalkamayan eşek için üzülmüş. Kış çıkacak, bahar gelecek, yağmur yağacak, yonca bitecek. O zaman söz veriyorum karnını doyuracaksın. Ölme eşeğim ölme demiş. Sizin yapamadığınız projeleri anlatmakla bitmez. Burada çok daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Her ne kadar bizler performans programını burada oylayacak olsak ide 2024 yılı 2024 yılı seçimlerinde asıl performansınız o zaman oylanacak Sayın Başkan. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Onları da siz anlatın bir gün gelin burada. Ben evet. daha yapamadıklarını bitiremedim yani. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan kısa kestedi biz de kısa kestik. Yoksa daha ikinci bölümde anlatabilirim. Sana prompter koyduracağım buraya. Ya arkadaşlar benim ne yapıp yapmadığımı bir daha aday olursak halk karar verecek. Bir dakika şimdi arkadaşlar boş bir konuşma. Hepsi dolu. Nerede hepsi dolu? Stadyumla ilgili projeyi hazırlatıp bakanlığa göndermedik mi genel müdürlüğe? Niye vermiyorlar yeri? Ya bırak Allah'ını seversin. Oradan engelleyecek milletvekili bilmem kim. Ondan sonra soracağız bunların şeyini. Şey ne oldu diyorsun. Projemizi hazırlattık. Eski valiye gittik. Hem Kızılay Hamamı'nın olduğu yerle ilgili hem de valiliğin arkasıyla ilgili. İkisi de makul, gayet güzel projeler olmasına rağmen valilik tarafından reddedildi. Büyük Park'ın 113 dönümlük kısmı bu sene başlanacak ve bitirilecek 2023 yılı içerisinde. Onun dışında başka ne söyleyeyim sana? Yani itfaiye yıktınız, yerine yenisini yaptık. Daha modernini yaptık. Ya yapacağız oraya, kültür merkezi yapacağız kardeşim. Şu şey, ya sana ne, sen bunun derdine mi düştün? Sen aday olmayı düşünüyor musun? Bir dakika müsaade et. Müsaade et. Bir dakika hayır deme. Bir dakika müsaade et. Yapacağız. Ya tamam sana ne? Sana değil ona cevap veriyorum. Allah Allah. Ya bak bu üslubun bu gerginliğin senin pek hayra alamet değil. Vallahi şimdi gene çayı çıkarttıracaksınız bana sakini. Ha. Tutacağım mı? Hadi. İçeceğim mi? Hadi. Zamanında attık onu. Çaylar içildi.
Olan oldu çaylar içildi diye bir laf vardır bizde. Evet arkadaşlar, dinlemeyi bileceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanı'na hitap ederken de üslubunuzu bozmayacaksınız. Halk tarafından seçilmiş bir başkanım ben. Tamam, olabilir. 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 Ayrı sandıklardan çıktık, ayrı zarflardan çıkıp geldik. Neyse, tamam arkadaş, seçildiniz, seçildiniz. Seçildiniz. Oraya seçildiniz. Nasip olursa da buraya almaya kararlıyız diyorsunuz. Ya arkadaşlar, Allah'ını severseniz ya, bu boş konuşacağınıza çıkın, biriniz de deyin ki ya ben adayım. Şurada kalmamış 1,5 sene hala konuşuyorsunuz. Neyse, başka faaliyet raporu ile ilgili söz isteyen var mı? Bolu'da trafik ışığı kalmamış. Evet, o zaman performans raporunu oylarınıza sunuyorum.